New York'tan merhabalar. Bir kez daha karşınızdayım. Bu sefer Brooklyn'in Central Park kadar büyük parkı, Prospect Park'ın önündeyim. Burası New Yorkluların nefes aldığı, spor yapmaya geldiği, piknik yaptığı, kısaca dışarıya çıkabildiği yeşil alanların en büyüklerinden bir tanesi. Biraz rüzgar var görüyorsunuz ama kocaman bir park girişindeyiz. Daha girişten itibaren şu arkamda gördüğünüz tabloda parka girenlere 6 feet yani 2 metre birbirlerinden ayrı durmaları söyleniyor ve bu konu aslında giderek ilginçleşmeye başladı New York'ta. New York Belediye Başkanı enflasyon normalde mahallelerde, sokaklarda taşkınlık çıktığı zaman telefon ettiğimiz bir yardım hattı var. İşte komşular gürültü yaparken bu telefonu arayıp şikayet edebiliyorsunuz veya büyük bir olay çıktığında bir şey gördüğünüz zaman. Şimdi artık bu 311 numaralı yardım hattına New Yorklular bugünden itibaren eğer çevrelerinde bu 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymayan birisi varsa bu kişileri bildirmek için fotoğraflarını çekerek 311'e haber veriyorlar. Bugün içinde sadece 14 bin telefon almış 311 hattı ve bunun sadece 14 bini de sosyal mesafeye uymayan insanları şikayet etmek için yapılmış. Kısaca New Yorklular şimdi normaldeki diğer problemlerinin dışında bir de sosyal mesafeyi ölçmek üzere birbirlerini izlemek durumunda kalacaklar. Ancak bunun çok önemli olduğunu bugün bir kez daha Vali Cuomo günlük basın briefinginde belirtti. Evet, şu anda New York'ta ölü sayısı 1 Nisan'dan beri en düşük seviyede 474 kişi sadece geçtiğimiz 24 saatte New York'ta hayatını kaybetti. Bunun iki katıydı sadece 10 gün önce biliyorsunuz. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı New York'ta. Hastaneye yatanların sayısının azaldığını söyledi Vali Cuomo. Ayrıca o meşhur tepe noktasını geçtiğimizi ve iyi bir noktada olduğunu New York'un ancak ilk defa açan güneşle haftalardan sonra insanların kendilerini sokağa atarak sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemelerini önerdi ve özellikle sabahtan beri her yerde görüyorum benim gibi bazen çalışanlara bir şey demiyorlar ama herkes maskeyle dolaşıyor hemen hemen. Maske değilse bir eşarp, plastik değilse kumaş, herhangi bir şekilde herkes maskesiyle sokaklarda dolaşmaya çalıştı. Bunu dikkat ediyoruz, bunu görüyoruz. Eğer maskesi olmayan birileri varsa veya çok yakına geliyorlarsa da bu yüzden 311'de Amerikalılar, New Yorklular şikayette bulunabiliyorlar. Bu bir kısım olarak zaten Vali Cuomo'nun bugün verdiği önemli bilgiler arasındaydı. Diğer önemli bilgi ise hatırlarsanız Michael Bloomberg aynı zamanda New York'un eski belediye başkanı, daha sonra başkan aday adayı olmuştu Demokrat Parti'den. Kendisi çok başarılı bir iş adamı ve filantropist. Bugün itibariyle Michael Bloomberg'ün Bloomberg Philanthropy yani Bloomberg Hayırsever Derneği'ne bütçesiyle yaptığı yardımlarla New York Belediyesi ve New York Eyaleti ile ortak olarak artık New York, New Jersey ve Connecticut bu üç eyalet birbirlerine çok yakın ve birbirleriyle her zaman ilişki içinde olan orada yaşayanlar burada çalışıyor ve aynı bu şekilde üç eyalet arasında çok fazla dolaşım oluyor. Koronavirüsünü taşıyanları tespit etmek ve takip etmek amacıyla yeni bir inisiyatifle bugünden itibaren güçlerini birleştiriyorlar. Bu nedir? Koronavirüsünü taşıyan birisinin kimlerle ilişki halinde olduğunu takip edebilecek bir sistem yaratılacak. Böylece virüsün ekonomi yavaş yavaş açılmaya doğru giderken belki de yayılmasını önlemek için en iyi yöntem olduğu söyleniyor testlerle beraber ki biliyorsunuz dün akşam Başkan Trump ve Vali Cuomo'nun Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmeden de pozitif bir sonuç alınmıştı. Eyalet ve federal hükümet, Trump yönetimiyle New York yönetimi beraber olarak New York'taki günlük 20 bin olan test kapasitesini 40 bine çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladılar. Bu da bugün valinin briefinginde bahsettiği bir konu oldu. Çünkü beni sevmiyorlar belki. Belki anlaşamıyoruz, politik açıdan çok farklı yerlerdeyiz ama bu Amerikalıların New York'ları korumak için beraber çalışamayacağımız anlamına gelmez gibi
şeklinde konuştu Vali Cuomo ve fikir ayrılıklarına rağmen hayat kurtarmak için, New York'u hayata döndürmek için ve New York'luları normale döndürmek için hükümetin eyaletle beraber çalışacağı müjdesini de verdi. Bu da yine önemli bir haberdi. Söylediğim gibi bugüne damgasını vuran en önemli haberlerden bir tanesi kesinlikle hep beraber 3 eyaletin beraber olarak çalışması, Michael Bloomberg'ün bu konuda finansal destek sağlayacağını söz vermesi ve New York'ta yavaş yavaş rüzgara rağmen gelen bahar hakikaten aslında belki de maske takmak hakikaten bizi bu soğukta bugünlerde koruyacak, ancak sıcak günlerde bu maskeler bakalım New York'ların yüzünde kalacak mı? Park şu anda belki normale göre oldukça boş ama görüyorsunuz bahar tüm muhteşemliğiyle arkamda kendini göstermeye başladı. O yüzden yavaş yavaş da olsa soğuk havaya rağmen açan bahar çiçeklerini ve güneşe koşan New York'ların sosyal mesafeye dikkat etmeleri yetkililerin en çok uyardığı nokta olmaya da devam edecek önümüzdeki günlerde. Şimdilik elimizdeki son bilgiler böyle. Önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeleri amerikanınsesi.com adresimizdeki canlı blogdan takip edebilirsiniz. Ben Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.